Konuşmaya başlamadan evvel, biliyorsunuz elin bir deprem neticesinde kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Ben e, ölenlere Allahu u Teala'dan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. E, Allah-u Teala da e, bizlere, tüm milletimize e, akıl, fikir ve öngörü nasip etsin ki böyle felaketlere hazırlıklı olalım. Ben e, hem... Bülent Bey hem Turing'in tüm yönetimine önce teşekkür etmek isterim. Beni davet ettiklerinden ve sizlerle buluşmama fırsat verdiklerinden dolayı. Sizlere de teşekkür etmek isterim. Bu kadar böyle güzel bir havada dışarıda olmak yerine, mesela Boğaz'a gidip çay içmek yerine buraya gelip beni dinlemeyi tercih ettiniz. Bu benim için büyük bir mutluluk. Sabahleyin ben kalktım buraya gelmek için. Konuşmama en son bir daha göz attım. Ondan sonra da dışarıya baktım havaya. Dedim ki bu kadar güzel bir havada ben gidip oradaki genç arkadaşlara böyle şöyle davranın, böyle yapın, hayat şöyledir, böyledir dersem herhalde çok da mutlu olmazlar. O yüzden dedim bu güzel havaya uygun değişik bir şey yapayım. Size iki tane seyahatim anlatmaya karar verdim. Bu iki seyahatim de bana Hayata dair çok şey öğretti. Ben size o seyahatlerimi fotoğraflarla anlatacağım ve e, anlatırken de bu seyahatlerde hayata dair neler öğrendiğimden bahsedeceğim. Bir kısmınızı büyük bir ihtimalle gördüğünüz fotoğraflardan kendiniz de bir şeyler çıkartacaksınız. Benim söylediklerimden de belki bir şeyler çıkartırsınız. Böyle değişik bir şey olsun istedim. Şimdi ben e, Zaman zaman muhtelif sporlar yaptım. Hala da yapıyorum. Aslında spor yapmaya ben 45 yaşından sonra başladım. 45 yaşıma kadar, hatta 50 yaşıma kadar... Efendim 55'im. <laughs> <laughs> Sağ olasınız. Önde beni çok yakın tanıyan, çok kıymetli dostlarım var. Abilerim demiyorum, dostlarım diyorum. Sağ olsun başkanımız Bülent Bey. Ayrıca uzun zaman beraber ticaret odasında çalıştığımız kıymetli dostlarımız da burada. Onlar tabii daha iyi biliyorlar ama bilmeyenler için ben söyleyeyim. Yaklaşık 45-50 yaşına kadar ben hiçbir şey yapmadım. Yani spor anlamında hiçbir şey yapmadım. İşte ağırlıklı olarak iş, güç artı bazı sosyal ve politik faaliyetlerde de bulundum. Biraz evvel herhalde okudular özgeçmişimi anladığım kadarıyla. O yüzden tekrar etmiyorum. Ama 50 yaşından sonra spor yapmaya başladım. İşte önce koşu yapmaya başladım. İşte maraton koştum, ultramaraton koştum. Uzun mesafe yüzmeye yapmaya başladım. İşte Boğaz'ı birçok defa geçtim. Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzdüm. Triatlon yapmaya başladım. İşte Ironman oldum. Ee, biliyorsunuz Ironman uzun mesafe yüzme sonra uzun mesafe bisiklet ondan sonra uzun mesafe koşu. Ondan sonra da işte trekkingle dağcılık arası bir şeyler yapmaya başladım. Bu trekkingle dağcılık arası yaptığım faaliyetlerden iki tanesini anlatacağım size. Bir tanesi Everest ana kampa kadar tırmandım. Onun fotoğraflarını ve o yolculuğu anlatacağım size. Ondan sonra da Klimajero'ya tırmandım. Biliyorsunuz Klimajero e, Afrika'nın en yüksek dağı. Everest ana kamp aşağı yukarı 5500 metre. da 6000 metre. Her ikisi de bana çok şeyler öğretti. E, vakit durumuna göre yeterse sıf Everest'i veya yani vakit yeterse hem Everest'i hem Klimajero'yu. Yetmezse sadece Everest'i anlatacağım size benim çektiğim bir fotoğraf yolda. Everest'te tırmanırken. Yukarıda da Edmund Hillary'nin bir sözü var. Edmund Hillary belki meraklı olanlarınız bilecektir. Everest'te ilk tırmanan dağcı. Demiş ki Edmund Hillary, ben aslında dağı değil kendimi fethettim. Bu sırf dağcılık için değil ama tüm dayanıklılık sporları için geçerli bir söz. Ve aynı zamanda hayat içinde geçerli bir söz. Şimdi ben kendi kafamda, bu benim kendi e, tipolojim, ikiye ayırıyorum sporları. Bir insanın kendi kendisiyle yarıştığı sporlar, bir de insanın başka birisiyle yarıştığı sporlar. Şimdi mesela tenis oynarsanız rakibe karşı oynuyorsunuz, benim gözümle. Veya boks yaparsanız, işte boks yapmaya başladım ben, rakiple karşı boks yapıyorsunuz. Ama dağa tırmandığınız zaman karşınızda bir rakip yok. Sadece ve sadece kendiniz varsınız. Ve bütün o yorgunluğu ki kolay bir şey değil. Bütün o direnci sadece ve sadece hedefinize varmak için harcıyorsunuz. Sadece kendinizle yarışıyorsunuz. Aslında hayat da böyle bir şey. Hayatta da insan sadece ve sadece kendisiyle yarışıyor. Ve dağa tırmanırken ne geçerliyse İnanın hayatta da olduğu gibi aynı şeyler geçerli. Bir iki tane şey söyleyeyim size. Bunu bir arkadaşım söyledi evvelsi gün. Çok hoşuma gitti. Bana dedi ki, ya Murat dedi, daha aslında hayat gibi dedi. Ne demek dedim daha aslında hayat gibi? Ya dedim, ilk önce dedi, dağın eteğindesin dedi. Güçlüsün dedi. Bütün dedi enerjin var ama hiçbir şey görmüyorsun. Çünkü aşağıdasın. Ondan sonra yukarıya doğru çıkmaya başlıyorsun. Hayatta da yaşlar yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Ondan sonra en yukarıya çıkıyorsun. Dağın en tepesine çıktığınız zaman çok yorgun oluyorsunuz. İki sebepten dolayı çok yorgun oluyorsunuz. Bir, o kadar tabii enerji harcamışsınız. İki, yüksekte oksijen aşağıdakinden çok daha azdır. Dolayısıyla yukarıda bir adım atmak aşağıda 150 adım atmaya bedeldir. Hele o Rüzgar yukarıdan aşağı doğru gelirken sırtınızda çantanız, buz gibi hava, bir de yokuşu tırmanıyorsunuz, bir de oksijen yok, ölümdür yani. Her attığınız adım size ölüm gibi gelir. Aynen hayatın sonu da öyledir. Hayatın sonunda da insan yorulur, rahat hareket edemez, güçlü değildir. Ama zirvedesinizdir, aşağıya bakarsınız, her şeyi görürsünüz çünkü yıllarında tecrübesi vardır. Şimdi nerede Everest? Ee, bunu çalıştırabilecek miyim? Çalıştırdım. Bakın burası Türkiye, İstanbul. Biz buradayız. Burası Nepal. Everest de burada. Nepal'in başkenti Katmandu. İstanbul'dan Katmandu'ya Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşu var. Onunla gidebiliyorsunuz. Yani ben onunla gittim. Başka türlü de gidebilirsiniz tabii. Arzu ederseniz. Sonra Katmandu'ya vardıktan sonra Lukla Havaalanı'na uçakla uçuyorsunuz. Lukla Havaalanı 2860 metrede uzaklıkta ve dünyanın en tehlikeli dördüncü havalimanı. Biraz sonra göreceksiniz neden tehlikeli bir havalimanı olduğunu. Ondan sonra sırt çantanızı alıyorsunuz, yürümeye başlıyorsunuz. Bizim yürüdüğümüz rota buydu. Şöyle. Bu rotadan işte Everest Base Camp'a kadar çıktık. 5362 metre. Eğer ondan sonra diğer dağcılar da buradan işte Everest'in zirvesine kadar çıkıyorlar. 8848 metre. Başka şeyler de var. Başka rotalar da var. Başka rotalara da gidiliyor. Nepal'in tüm ama tüm geliri bu turizmden. İnsanlar şu rotalarda yürüyüşe geliyorlar. Ve bu rotalarda yürüyorlar. Yılda yaklaşık 30 bin kişi geliyor Nepal'e. Başka da bir geliri yok Nepal'in. Tabii bu yürüyüş esnasında aklıma benim Türkiye geldi. Türkiye'deki güzel yürüyüş yolları geldi. allah Teala nasip etti. Ben dünyada çok şey yer gördüm. Bunu gezmiş biri olarak söylüyorum. Dünyada Türkiye'ye kadar doğal güzelliklere sahip yer çok ama çok az var. Ama değerlendirebiliyor muyuz? Orası ayrı. Burayı gördükten sonra bir defa daha karar verdim ki ben, eğer biz bu spor dalında birazcık yatırım yapıyor olsak, bu yürüyüş yollarımızı, doğal güzelliklerimizi biraz daha ulaşabilir hale getirsek, hakikaten Türkiye şu gün çektiği turistin 3-5 kısmını çekebilir. Bu bizim ekip. Bu arkadaşlarla beraber yürüdük. Şimdi diyeceksiniz ki bu arkadaşlar kim? Bu arkadaşlarla sen nereden tanıştın? Şimdi ben bundan yaklaşık 3 e, yıl evvel Nijer'e gittim. Bir doktorlar grubuyla. Bizim bir tanıdık abimiz var İbrahim Ceylan diye tanırsınız. O İbrahim Ceylan abi her sene iki defa doktorları, hemşerileri ve de gönülleri topluyor. Nijer'e gidiyor. Nijer dünyanın en kilo, fakir ülkelerinden bir tanesi. Ve Nijer'de Aşağı yukarı baş şehirden 800 kilometre uzaklıkta bir köyde 15 gün boyunca oradaki fakir hastalara bakıyor. İşte göz ameliyatı yapıyorlar, diğer ne hastalıkları varsa hepsine bakıyorlar. Bir gün İbrahim abi bizim İstanbul Ticaret Odası'nda yaptıklarını anlatmış ve yardım istemişti. Ben o zaman oda başkanıydım. Dedim ki ya İbrahim abi beni de götür. O da dedi ki ya başkan öyle oraya ben kimseyi bedavadan götürmüyorum. Eğer çalışmaya geleceksen gel. Seni götüreyim, yoksa olmaz. Neyse, başkanlık zamanımda gidemedim. Başkanlığı bitirdikten sonra eşimi aldım, çocukları aldım ve biz hep beraber Nijer'e gittik. 15 gün Nijer'de, o köyde kaldık. İşte ben tercümanlık yaptım. Ee, benim eşim şeyde ee, çalıştı, ee, ilaç dağıtım atölyesinde çalıştı. Kızlarımdan bir tanesi kadın doğumcuyla beraber çalıştı. Diğer kızım dişçiyle beraber çalıştı. 15 gün orada çalıştık biz. Burada Nijer'de tanıştığım arkadaşlar bunlar. Ee, bu arkadaş bir doktor, Balıkesirli bunlar. Ondan sonra bu arkadaşım da bir doktor. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir arkadaş. Bu da benim gibi bir iş adamı. Işıl Hanım da bu doktor arkadaşın kardeşi. İşte geceleri orada sohbet ederken ya siz ne yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorum? İşte ben dedim bu bu sporları yapıyorum. Bunlar da dediler ki ya biz de dağcılık yapıyoruz. Everest'e çıkacağız. Dedim beni de götürün. Olur. <laughs> Herkese diyorum biri bir yere gideceği zaman beni de götürün. Aranızda seyahate gidecek olan varsa beni de götürsün yani. <laughs> Neyse burası Katmandu Havalimanı. Biz böyle gördüğünüz gibi kafadarlar yola çıktık. Bindiğimiz uçak bu. Bu kadarcık bir uçak. Ben de en arkada oturuyorum. Ondan sonra bu uçak bizi aldı. Katmandu'dan yola çıktık. Lukla'ya indik. Lukla dediğiniz yer burası. Şimdi bakın uçağımız bu. Tara Air diye. Bunlar işte oradalara giden taşınan yükler. Bu da havaları. Havaları bu kadar. Başka bir şey yok. Bir de iniş pistini göstereceğim size şimdi. Havaalanı bu. Genelde helikopterle geliyorlar zaten. Yukarıdan görünüşü. Orada her şeyin adı Buda. Buda Lodge diye görüyorsunuz. Dağların ortasında. Şimdi bu da iniş pisti arkadaşlar. Şimdi aranızda aşağı yukarı hepiniz uçağa binmişsinizdir. Belki bir iki taneniz bilmemiştir. Uçak nasıl iner? Uçak yukarıdan gelir aşağıya iner değil mi? Burada öyle bir şey yok. Burası dünyanın tepesi olduğundan dolayı uçak böyle aşağıdan 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 geliyor. Ondan sonra buraya iniyor. Kalkış daha da felaket. Havalanma diye bir şey yok. Böyle gidiyor uçak. Buranın aşağısı böyle. Buradan sonra kalktı, uçtu uçtu. <laughs> Uçmadı, durum kötü yani. <laughs> Böyle bir yer burası efendim. Şimdi biz yola çıktık, yürümeye başladık. Yolun başı burası. Ondan sonra bu ben deyiz, görüyorsunuz. Burada işte yolun başı. Bu şekilde yola çıktık. Altı günde tırmandık. Şimdi yolun ilk başında şu gördüğünüz Nehir buzuldan geliyor, yukarıdaki buzuldan. En sonunda buzulu göreceğiz zaten. Eriyerek buraya kadar gelmiş. Bizim yolumuzun ilk başı bu vadiden yukarıya çıkıştı. Bakın yolu görüyorsunuz böyle. Buradan gidiyorsunuz. Şurada belki göreceksiniz biraz daha köprüler var. Bu köprüyü geçiyorsunuz, biraz daha tırmanıyorsunuz. Bir köprüyle böyle gidiyorsunuz, biraz daha tırmanıyorsunuz. Bu vadi boyu tırmanıyorsunuz. Şurada gördüğümüz arkadaşlarla da yolda tanıştık. Yolda hep böyle insanlarla tanışıyorsunuz. Bunlar da Suudi Arabistan'da bir grup geç... Suudi Arabistan'dan gelmişler. Onlar da burayı tırmanıyorlardı. Tabii tropik, yağmur yağıyor sık sık. Bu da yağmurlardan bir tanesi. Bakın bunlar da köprüler. Buradan böyle tırmandık. Bu köprüden geçtik. Daha da tırmandık. Böyle de gördük. Fark yani ne kadar görüp görmediğinizi bilmiyorum ama biraz sonra köprünün fotoğrafını da göstereceğim. Burası korkunç yüksek. Yaklaşık 150-200 metre hatta daha da fazla olabilir. Ee, bu büyük biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük gökdelen var birazcık ileride. Onun yüksekliği 100 metredir. Onun aşağı yukarı neredeyse 3 katı falan. Ve şöyle bir yerden geçiyorsunuz. Bunun aşağısını düşünün. Bir de bu sallanıyor. Bir de bazıları şaka olsun diye sallıyorlar. <laughs> Şimdi burada diğer fotoğraflarda da göreceksiniz. Şu bayraklardan var. Her tarafta bu bayraklardan var. Bu bayrakların üzerinde de e, işte Budist dinince yazılmış olan dualar var. Şöyle bir inanışları var. Bunu iyilik olsun, bol şans getirsin, kazalardan belalardan saklasın diye asıyorlar. Ve tabii rüzgarlı olduğundan dolayı o rüzgarla o bayraklar sallanıyor. O bayraklar sallandıkça da o bayraktaki dualar havaya karışıyor ve sevaplar işleniyor, kötü ruhlar gidiyor, iyi ruhlar geliyor. Buna inanıyorlar. Her taraf böyle bayraklarla dolu, üzeri dua yazılı. Ben bunlara otomatik hatim indirme bayrağı diyordum yani. Rüzgar sallandıkça hatim indiriyor bayraklar. Şimdi bunlar da bizim rehberlerimiz, bu bizim rehberimiz. Çok hoş bir adamcağızdı. Bunlar da bizim yüklerimizi taşıyanlar. Her birinin sırtında iki tane çanta var. Her biri 15'erden 30 kilo. Şimdi bunlara şerpa deniyor. Biliyorsunuz Nepal'de yaşayan halkın ee, şey kesiminde, aşağı kesiminde yaşayanlara Gurka deniyor. Gurka. Yukarı dağ kesimlerinde yaşayanlara da Şerpa deniyor. Bunlar hakikaten çok dayanıklı ve çok savaşçı insanlar. Belki e, Dünya Savaşı'ndan bilirsiniz. E, bize de karşı savaştılar. Özellikle İngiliz ordusunda Gurka birlikleri vardı. Nepalilerden. Bunlar da Şerpalar. Bunlar gördüğünüz gibi çok güçlü insanlar. Biz sırtımızda sadece işte 10-12 kilo ağırlığında kendi çantamız var. Elimizde sopalar var, batonlar. Yavaş yavaş inliye inliye, ofluya pufluya çıkıyoruz. Şu insanlar sırtlarında 30 kiloyla bizden çok daha hızlı bir şekilde çıkıyorlardı ve görseniz ufacık incecik insanlar. Her biri 40-45 kilo ya vardır ya yoktur yani. Şimdi burada ayrı bir hayat dersi daha alıyorsunuz. Hiçbir zaman bir insanı veya karşılaştığınız bir olayı gördüğünüz şeyle ölçmeyeceksiniz. Her şeyin arkasında bambaşka bir şey vardır ve insanın gerçek gücü de hiçbir zaman kaslarında değildir ama aklındadır, iradesindedir ve de azmindedir. Ben bunu burada çok net bir şekilde yaşadım. Şimdi bunlar yaklar. Bu Lukla'dan yukarıya köyler var. Bu köylere ulaşım sadece ve sadece bu daracık yoldan sağlanıyor. Dolayısıyla o köylere giden ne araba yolu var ne de başka bir yol var. O köylere giden bütün yiyecek, giyecek, her türlü malzeme ya sırtla taşınıyor biraz evvel gördüğünüz gibi ya da bu yaklar vasıtasıyla taşınıyor. Öyle sırtına yüklüyorlar bu yakın. Şimdi yola çıkarken rehberimiz bize dedi ki, ilk briefing'i veriyor. Bu dağlardaki en tehlikeli hayvan hangisidir biliyor musunuz dedi? İşte kimimiz ayı dedik, kimimiz kurt dedik, kimimiz yılan dedik, yok dedi. Bu dağlardaki en tehlikeli hayvan yaktır ve en çok dedi turistin ölümüne de yak sebep olmuştur. Çok dikkat edin. Dedik niye dikkat edelim? Bakın yakın boynunda bir tane şey var. Çan var. Ve bizim bütün tırmanışımız daha ilerideki fotoğraflarda da belki göreceksiniz. Şöyle şu kadarlık bir daracık bir yoldan oluyor. Bu taraf dimdik yukarıya doğru gidiyor. Bu tarafta dimdik aşağıya doğru iniyor. Dediler ki tıngırtı duyduğunuz zaman yani yak sesini duyduğunuz zaman ne yapıyorsanız yapın hiç mühim değil. Hemen bırakın ve gittiğiniz yolun dağ tarafına gidin şöyle bir yapışın durun. Bırakın yaklar gelsinler ve de geçsinler. Çünkü eğer yakla karşı karşıya gelirseniz veya yolun ters tarafında durursanız o hayvanlar zaten sürü halinde gidiyorlar görüyorsunuz. Bunların hiç durdukları falan yok. Dümdüz bunlar gidiyorlar, siz de uçurumlar aşağı atarlar. Ve her yıl böyle 5-6 kişi ölüyormuş. En mühim şey dediler, yakları duyduğunuz zaman şeye yapışacaksınız, duvara yapışacaksınız. Hayat da böyledir arkadaşlar. Bazı anlarda kötü bir şeylerin geldiğini görürsünüz. O zamanlarda tedbir almak lazımdır. O zamanlarda da kahramanlık yapmaya hiç gerek yoktur. Çünkü karşınızdaki kahramanlıktan anlayacak bir şey değildir yani. Bırakırsınız bela diyelim istiyorsanız. Kötülük gelir geçer. Ondan sonra siz yolunuza devam edersiniz. Bu hayatta önemli bir derstir. İnşallah böyle bir şeyle hiç karşılaşmazsınız. Gene bu yolda Namçe Pazarda çektirdiğimiz bir fotoğraf. Ortam görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi bakın bu Namçe Pazarın girişi. Gene bu yaklar geçiyorlar. Bizler kenara dizilmişiz görüyorsunuz. Yakların geçmesini bekliyoruz. Bu onların e, temple'larından bir tanesi. Bakın gene bayraklar var. Fotoğrafı koymadım ama bakın burada su akıyor. Bu suyun aynısını da e, yukarıda geldiğim zaman anlatayım daha rahat anlarsınız. Bunlar da bizim rahiplerden bir tanesi. Bunlar Budist rahipler. Orada yaşıyorlar. Çok o, sakin ve güzel adamlar. Bu tırmanıştan yine bir enstantane. Bakın bu bayrağın daha güzel bir görünüşü. Üzerindeki duaları görüyorsunuz. Ve doğa hakikaten çok ama çok güzeldi. Başka yoldaki bir enteresan olay şu taşlar. Eğer aranızda dağcılık yapanlar varsa bu taşları birçok yerde görmüştür. Buradakilerin bir başka özelliği de var. Şimdi normal dağcılıkta dağcılar geçtikleri yollara bu şekilde bu taşları koyarlar üst üste üst üste. Ki eğer ileride sis basarsa veya herhangi bir şey olursa rota 3 aşağı 5 yukarı belli olsun diye. Ama burada bu taşların rota belirlemekten daha başka bir özelliği var. O da şu, Budist dini tamamen ruhlar ve ruhlarla olan iletişim üzerine kurulmuş olan bir din. Yani Budistler şuna inanıyorlar ve şamanlar. Çünkü Budizm, şamanizm buralarda çok karışık birbirleriyle. Ben mesela Moğolistan'a gittim. Yaklaşık 25 gün kaldım Moğolistan'da. Birçok yeri atla gezdim, at üstünde gezdim. İşte Tanrı Dağları'na çıktım. İlk Türk obalarının bulunduğu yerlere. Türk obalarında kaldım. Sonra Kuzey Moğolistan'a gittim. Orada Şamanlar vardı, Yakutlar vardı, renge iklerine biniyorlardı. Onlarla beraber kaldım bir miktar. Orada da birazcık anlattılar bana. Bütün bu şamanizm ve Budizm'in inancı şu: Ataların ruhları var ve ataların ruhları dünyada mevcut. Eğer sen bir insan olarak atalarının ruhlarına ne kadar saygı gösterirsen, onları ne kadar onora edersen, onlar seni o kadar koruyorlar. Ne kadar atalarının ruhlarına saygı göstermezsen ve onları unutursan başına o kadar çok problem geliyor. Bu atalarına ruhlarına saygı göstermenin de muhtelif yolları var. Bunlardan bir tanesi de, affedersiniz, böyle işte mesela Kuzey Moğolistan'da bunlara OVO diyorlardı. Burada da buna benzer bir şey söylüyorlar. Böyle şeyler kurmak. Ve bunlara da saygı duyuyorsunuz. Mesela bunların Nepal için söylüyorum sağından geçiliyor, solundan geçilmiyor. Moğolistan'dakilerde şöyleydi, etrafında yedi defa dönmeniz gerekiyordu. Hatta buna o kadar önem veriyorlar ki, ben Moğolistan'da ultramaraton yarışına katıldım. İşte hem biz varız, işte dünyanın dört tarafından gelmiş koşucular var. İki üç tane de Moğol koşucu vardı. Yarış koşuyorsunuz. Yarışın ortasında bir tane dağın tepesinde ova var. Oradakileri genelde tahtadan yapıyorlardı. E tabi biz Batılılar, Doğullar pıtır 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 koştuk geçtik. Tüm Moğol koşucular yarışın ortasında onun etrafında yedi defa döndüler ondan sonra devam ettiler yarış. Bu kadar da güçlü inançları var. Bu gene başka bir köy görüyorsunuz. Yolda böyle devam ediyordu. Bunlar da işte bizim ekip. Bu yukarıdaki manastırlardan bir tanesi. Önünden geçtik. Gene bu, devam ediyoruz yola. Bayrakları görüyorsunuz. Şimdi bunlar mezar taşları. Daha doğrusu yani bizim nazimizdeki makamlar. Burada var, işte orada var, şurada var, orada var. Şimdi Everest'te tırmanırken, e, yolda vefat eden dağcılar var. Muhtelif sebepleri var vefatlarının. Fakat e, yukarıda bir dağcı vefat ettiği zaman onu aşağıya indirmeye imkan yok. E, kolay değil çünkü. Zaten orada insan kendisi zor duruyor. Yani Birini alıp aşağıya indirmenin imkanı yok. Dolayısıyla orada bırakıyorlar onları. Ve onlar da donmuş olarak duruyorlar hala. Ama tabii bu ölenlerin anısına aşağıda da çeşitli bu şekilde makamlar, taşlar dikmişler. Everest'te ölen her dağcının böyle bir tane taşı var. İşte etrafında dua bayrakları var. Bir de görüyorsunuz işte kim olduğu, hangi tarihte öldüğü, nerede öldüğü yazıyor. Şimdi bu fotoğraf bence çok çok güzel bir fotoğraf. 8 bin gün boyunca çıktık biz ve hakikaten zor bir tırmanıştı. Bu ben, şu üç tanesi Ürdünlü, üç tane kızcağız. Bu iki kişi de Hintli. Şu arkadaşın bacağına bakın. Görüyor musunuz? takmay bacak. Ben kendim için konuşuyorum. Ben eğer şu, bunun da başında görüyorsunuz çok güzel böyle çiçekli bir çiçekli bir şapka var. Bu hanımları aşağıda görsem yani yolda görsem, buraya kadar çıkabileceklerini, bu dayanıklılığı gösterebileceklerine hiç ama hiç tahmin etmem. Hele şu dizinden aşağısı olmayan arkadaşın böyle bir yere çıkabileceğine hiç inanmazdım. Ama bizimle beraber sonuna kadar geldiler. Sadece ve sadece şu kızcağızı 4500 metreden indirmek zorunda kaldılar. Çünkü biliyorsunuz yukarıya doğru çıktıkça biraz evvel anlattığım gibi oksijen azalıyor. Oksijen azaldığından dolayı hem sizin hareketiniz zorlaşıyor hem de yüksek irtifa hastalığı denilen bir hastalığa yakalanma riskiniz var. Eğer yeterli su içmezseniz. Çünkü kanınız gittikçe daha viski hale geliyor, daha bal gibi olmaya başlıyor ve e, dolayısıyla kılcal damarlara kan gitmiyor. Herhalde fazla su içmedi veya başka bir rahatsızlığı vardı. Bunu indirmek zorunda kaldılar helikopterle. Ama diğerleri sonuna kadar çıktılar. Dolayısıyla eğer insan yapmak isterse, kafasına bir şeyi koyarsa yapar. Ne olursa olsun yapar. Ne kadar zorluk olursa olsun, ne kadar eksiklik olursa olsun yapar. Yeter ki, yeter ki vazgeçmesin. Şimdi biz yolda yanımıza bayraklar da götürdük. Bu her gittiğimiz yere de bu bayrakları astık. Yani kaldığımız yerlere. Üzerine de isimleri yazıyoruz böyle görüyorsunuz. Bu bizim kaldığımız odacıklardan bir tanesi. Görüyorsunuz işte böyle ne yiyorsunuz diye soruyorsanız eğer patates. Patates ve pilav. 800 gün boyunca sadece ve sadece patates ve pilav yedik. Başka bir şey değil. Çünkü oraya başka bir şey çıkmıyor zaten. Ee, görüyorsunuz şu bayrakları da buraya astık. Bayrağımız da burada. Ee, geçen sene bir arkadaşım bana Whatsapp'tan bir fotoğraf gönderdi. Gönderdiği fotoğraf bizim bu bayrak altında 7-8 tane daha isim var. Bizim Türklerden oraya çıkanlar görmüşler bu bayrağı. Bayrağı görünce kendileri de kendi isimlerini yazmışlar. Çıkanlardan bir tanesi de beni tanıyormuş. Beni görünce bu fotoğrafı çekmiş. Fotoğrafı benim bir arkadaşıma göndermiş. Bunu Murat'a gönderdi. Ondan sonra da onu bana gönderdi. O kadar hoşuma gitti ki bir sene sonra bu bayrağı altında böyle yığında başka isimle görmek. Şimdi geceleri nerede yatıyorsunuz diye sorarsanız şu gördüğünüz gibi şeylerde yattık. Kulübeciklerde yattık. Bu kulübeciklerde herhangi bir şekilde ısıtma falan yok. Soba yok. Neden soba yok? Şu sebepten dolayı soba yok. Yukarısı da eksi bilmem kaç yani. Şimdi bu Budistler dünyanın dengesine çok inanıyorlar. Ve dünyanın dengesine çok inandıklarından dolayı doğaya herhangi bir türlü zarar vermek istemiyorlar. Bu yüzden ağaç kesmiyorlar. Ancak yerde bir dal varsa onu alıyor veya affedersiniz hayvanın tezeyi varsa onu alıyor o kadar dikkatliler ki Moğolistan'da başıma gelen bir olayı anlatayım. İşte atla gidiyoruz. Attan indim. Bir şey oldu. Bir taş aldım yerden ben. Benim rehber dedi ki o taşı dedi yerine bırak dedi. Dedim ya taşı buraya alayım işte atı bağlayacağım. Yok dedi o taşı yerine bırak dedi. Neden dedim? Dedi ki doğadaki her şey kutsaldır. Eğer dedi sen bu taşın yerini oynatırsan doğanın dengesini bozmuş olursun. Doğanın dengesini bozma bir taşı bile yerinden oynattırmadılar bana. Dolayısıyla da burada soba baba yok. Buz gibi. Peki nasıl uyuyorsunuz? Nasıl uyuduğumuzu fotoğrafını göstereceğim size şimdi. Burası bizim oda. Ben bunu yatağın üstünden çektim. Bu kadarcık zaten. Burası benim yatak. Burası Ekrem abinin yatağı. Bu benim çanta. Bu Ekrem abinin çantası. Bu da Ekrem abi. <laughs> Gördüğünüz gibi kafada da şey var. Tamamen içine girmiş. Çünkü yani düşünün 6000 de değilsiniz de 4000 küsür metredesiniz. Hiç, hiçbir şey yok yani. Ne ısıtıcı var ne bir şey var. Dışarıda buz gibi rüzgar. Şeyle aranızda da sadece işte bir tane incecik kontraplaktan tabaka var. Bunlar kontraplak yani tuğla muğla falan değil. Çünkü kışın bunların hiçbiri dayanmıyor. Bizim gittiğimiz Mayıs ayıydı. Kışın bunların hepsi yıkılıyor. Her yaz bir daha yapıyorlar. Şu da bu da burası bakın aynı şey. Anapurna. Anapurna zirvesi e, en meşhur zirvelerden bir tanesi. 8 binlik zirvelerden bir tanesi. Everest'ten çok daha zor bir zirve ve çok kişinin vefat ettiği bir zirve çıkarken. Biz oradayken de bir Rus dağcı çıkıyordu. Öh, vefat etti. Düştü, öldü yani. Şimdi bu güzel bir fotoğraf. Bu fotoğrafta ben iki şey anlatıyorum. Bir, dağcılıkta kullandığımız malzemeler. Bu sırt çantası. Bakın buradan bir hortum çıkıyor. Çünkü bunun içinde su torbası var. Devamlı su içiyorsunuz. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi eğer su içmezseniz kanınız iyice donuyor. Ve artı sizin vücudunuzdaki enerjiyi üreten en önemli girdi su. Dolayısıyla hayat su demek zaten. Mutlaka ama mutlaka düzenli olarak su almanız lazım. Bunlar botlar ve bunlar da işte tozluklar. İçine herhangi bir şey girmesin diye. Bu saat hep kullandığım bir saat bu benim bütün sporlarda. Altimetreyi gösteriyor, hızı gösteriyor, yüksekliği gösteriyor. İnsanın çok kafasından üşür. Bu gözlük. Gözlük çok önemli. Çünkü... Ee, yukarı çıktıkça ozon tabakası olmuyor. Ultraviyola ışıkları insanın hem derisini hem de gözlerini çok ama çok yakıyor. Bunlar sopalar. Tırmanışta sopa sizin yükünüzün yaklaşık yüzde otuzunu alıyor. Ve en önemli nokta su. Ama bu nasıl su? Bu sıcak su. Şimdi herkes zanneder ki üşümemek için kalın giyinmek lazım. %30 doğrudur. Kalın giyindiğiniz zaman siz sadece ama sadece içerideki ısının dışarıya hızlı bir şekilde kaçmasını engellersiniz. Üşümemenin temel yolu içinizi sıcak tutmaktır. O yüzden de üşümemek için mutlaka ama mutlaka sıvı almanız lazım. Sıcak sıvı almanız lazım. Tuhaftır ama hayat da böyledir. Şimdi siz hayatta zannedersiniz ki zorlukları yenmek için dışarıdan yardım almak lazım. Yani bu şu demek, zorluk burada soğuk, dışarıdan alacağınız yardım nedir? İşte kalın giymiş olmanız. Bir dereceye kadar doğru. Nasıl burada siz ancak içinizden soğukla mücadele edebilirseniz, Hayatta da zorluklarla ancak ve ancak içinizden mücadele edebilirsiniz. Yani bir kere sizin içinizin hazır olması lazım. Kafanızın hazır olması lazım. İnanmış olmanız lazım. Yapmak istediğiniz şeyi kafaya koymuş olmanız lazım. Yani kendinizin hazır olması lazım. Ancak siz hazır olduktan sonra diğer şartlara bakmanız lazım. İstediğiniz kadar kalın giyinin. Sıcak bir şey içmezseniz üşürsünüz. İstediğiniz kadar ortam size yardımcı olsun. Siz kendiniz hazır değilseniz o işi başaramazsınız. O zorluğun üstünden gelemezsiniz. Her şey insandan başlar. Her şey kendinizden başlar arkadaşlar. O yüzden dışarıya fazla takılmayın. Dışarıyı fazla suçlamayın. Şu yüzden oldu da olmadı değil. Önce biz kendimiz başlayalım. Ondan sonra kalın giydiriz. Bu benim elhamdülillah dediğim an. Arkadan çekmişler. Şurası tabi görünmüyor. Everest zirve. İlk Everest zirveyi gördüğümüz an ben çıkamayacağım, yere yolda düşüp kalacağım falan diye düşünüyordum. Bunu görünce böyle ellerimi kaldırıp şükretmişim. Bizim Ekrem abi de arkadan benim fotoğrafımı çekmiş. Bu bu an. Bakın burası buzul. Görüyor musunuz? Buradan böyle aşağıya iniyor. Ondan sonra buradan da böyle aşağıya kadar devam ediyor. Daha sonra da o gördüğünüz dereye dönüşüyor. Burası olduğu gibi buzul. Burası da meşhur Everest Base Camp. Everest Base Camp demek, Everest ana kamp. Dağcılar buraya geliyorlar, yani asıl tırmanacak olanlar. Ondan sonra buradan yukarıya tırmanmaya başlıyorlar. Hangi yolla tırmanıyorlar diyorsanız, tırmanış şu şekilde oluyor. Buradan Önce şuraya geçiyorlar. Burası çok tehlikeli bir geçiş. Çünkü buz çatlakları var burada. Ondan sonra buradan yukarıya böyle tırmanıyorlar ve böyle gidiyor yukarıya doğru. Şimdi normalde bizim bulunduğumuz yerden buraya çıkmak aşağı yukarı 6 veya 7 gün. Şimdi dümdüz çıksanız, hiç durmadan çıksanız herhalde 3-4 günde çıkarsınız ki mesela biz 2,5-3 günde indik. Ama böyle çıktığınız an aklamatize olamazsınız. Aklamatize olmak demek vücudun yüksekliğe alışması demek. O basınca kendi kendini ayarlaması demek. Bundan sonra yani 5500'den 8800'e çıkışta genelde aşağı yukarı 25 veya 30 gün alıyor. 4 kamp yapıyorlar. 4 kampla beraber çıkıyorlar. bu 25-30 gününde çoğu gene aklamatizasyonla geçiyor. Çıkıyorlar, iniyorlar, çıkıyorlar, iniyorlar. Kampta 3-4 gün kalıyorlar. Ve tabii havayı da kollamaları lazım. Ve zaten en son çıkış anı da dördüncü kamptan zirveye çıkış anı, gerçek çıkış o, gerçek zor olan şey o. Şimdi birçok kişi bana sordu, dediler ki ya hocam buraya kadar çıktın, buradan diye yukarıya çıkmadın, bu o kadar kolay bir şey değil. Bir işin maddi tarafını söyleyeyim size. Tabii daha çok fazla insan gelmesin diye ve zaten talep olduğundan dolayı da Nepal hükümeti ciddi bir giriş parası alıyor. Bir zaten bizden bir giriş parası aldı. Yani o ilk başta gördüğünüz kapı vardı ya bu kapıdan içeriye geçmek için zaten hepimiz belli bir giriş parası ödüyoruz. Buradan sonra giriş parası artı işte şerpalar artı gerekli malzemeler. En ucuzu 60 bin dolar. Buradan yukarıya çıkmak. İki çok ciddi tabii fiziksel ve mental bir güç gerektiriyor. Şimdi ben size 3,5 dakikalık bir video seyrettireceğim. Bu o, Elia Shakir'in zirve tırmanış videosu ki sizlere bu birazcık fikir versin diye e, zirveye tırmanmak ne demek, nasıl bir şey oluyor diye. Ondan sonra da işte vakite eğer kaldı dersek de klimajero fotoğraflarını göstereceğim size. Bu evet bayrak açtık zirvede gördüğünüz gibi. yani zirve dediğim ona kamp zirvesi. Şimdi dağdaki kazaların ve ölümlerin yüzde sekseni inişte olur. İki sebepten dolayı inişte olur. Bir, artık başarmışsınızdır. Dolayısıyla eskisi kadar dikkat etmezsiniz. İki, acele edersiniz aşağıya ineyim diye, bitsin diye. Üç, yorgunsunuzdur. Dört, zamanı iyi ayarlayamamışsınızdır. Aynen hayatta olduğu gibi. Hayatta da insanın başına bir şey hep artık ulaştım, başardım, yaptım, ben oldum dediği zaman gelir. Çünkü dikkati ve tedbiri elden bırakır. Aynı şey mesela ortaklıklarda da olur. İnsanlar ortak olurlar veya bir iş yapmaya başlarlar. Hedefe ulaşmadıkları zaman, geride oldukları zaman hep beraberdirler, iyirdirler, kol koladırlar. Ne zaman ki hedefe ulaşırlar veya zengin olurlar veya ortaya paylaşılacak bir şey çıkar, o zaman kavga başlar. Aynen hayatta olduğu gibi. Bir de şu var, insan ne zaman devam edeceğini, ne zaman geri duracağını bilmesi lazım. Şimdi bu çıkışı gördünüz. Dağcılıkta bir kural vardır. Zirveye çıkışın belli bir saati vardır. Yani dersiniz ki dağdan dağa değişir. Mesela burası için diyelim. 12'de zirvede olacağım. 12'den sonra aşağıya inmeye başlayacağım. Çünkü bilirsiniz ki 12'den sonra artık hava bozacaktır ki hep öyledir. Rüzgar çıkacaktır, karanlık olacaktır. Dolayısıyla o 12'den evvel inmeniz lazım. Ama hep şöyle olur büyük olaylarda, kazalarda. Zirveye kalmıştır birkaç yüz metre ama birkaç yüz metre birkaç saat demektir. Ama saatte de 12 olmuştur. Düşünün siz o kadar para harcamışsınız senelerce hazırlanmışsınız. İki aydır dağdasınız. O yorgunluk, o şey o kadar az kalmış hedefe ulaşmanıza diyorlar ki sana geri dön. Tamam bitti artık. Orada bazı insanlar geri dönmezler. Devam ederler yukarıya. Nasıl olsa dönerim diye. Ondan sonra da Allah saklasın felaket başlar. İnsan nerede duracağını, nerede geri geleceğini, nerede bir adım geri atacağını nerede bir adım ileri atacağını çok çok iyi bilmesi lazım. Bakın psikolojide bir kural vardır. İnsanoğlu her zaman için şimdiki kazancı gelecekteki tehlikeye veya gelecekteki kötülüğe tercih eder. Akıllı insan ise bunu yapmaz. Bu ne demek? Şimdiki kazancı gelecekteki kötülüğe tercih etmek. Mesela sigara kötü bir şeydir. Biliyoruz ki sigara içersek Allah saklasın kanser oluruz. Ama şimdiki kazanç yüzünden yani iki nefes çekeyim de bir hoşuma gitsin yüzünden gelecekteki kanser riskine katlanırsınız siz. Veya bu mesela sizler için geçerli değil ama bizim yaşlıklar için geçerli. Bizim çok fazla yemek yemememiz lazım. Şişmanlarız çünkü. Ama ben güzel bir tatlı görünce dayanamıyorum. Biliyorum ki o bana o tatlı daha sonra yolsu elektrik olarak geri dönecek. Ona rağmen onu orada yiyorum. Neden? şimdiki kazancı gelecekteki tehlikeye tercih ediyor. Akıllı insan ve iradeli insan şimdiki kazancı gelecekteki tehlikeye tercih etmez. Hiç unutmayın. Daha da bunun sonucu ölümdür. Hayatta da üzüntüdür, zorluktur. Peki, durayım mı? Devam edeyim mi? Çünkü 52 dakikada bitirdim ancak. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Peki. O zaman hızlıca size da göstereyim. Şimdi ben buraya çıktım ya. Yani yarı yola kadar çıktım tabii. Yukarı yukarıya kadar çıkmadım. Kendimi artık Dağlar Fatih olarak görmeye başladım. Dedim ki durmak yok yola devam. Peki ne demek durmak yok yola devam? Ben dedim çıkabildiğim her yere çıkacağım. Peki. İşte Türkiye'de bir iki yere çıktım. Uludağ Zirve'ye çıktım falan. Çıkmıyken. Oralar o kadar mühim değil. Dedim ki İlk çıkabileceğim zirve, en güzel zirve neresi? Afrika'nın zirvesi. Afrika'nın zirvesi Kilimanjaro. 6000 metre. Böyle bir teknik tırmanış yok. Teknik tırmanış dediğimiz işte şeyler, ipler, müpler, kramponlar daha falan öyle bir şey yok. Böyle pıtır pıtır yüre yüre çıkıyorsunuz. Tamam. Ondan sonra bizim ekibi aradım, gelmel diye. Dediler ki hoca dolar patladı. Biz perişanız hiçbir yere gelemiyoruz. Kusura bakma. Peki bir arkadaşım var. <laughs> Sizden iyi olmasın. Boğaziçi'nde beraber okuduk. Oktay, Oktay Gürlek diye. Oktay'ı kandırdım. Ben gelirim dedi. Çocuk da hayatında hiç spor spor yapmış bir çocuk değil ama tıkır tıkır çıktı. Dediğim gibi iş burada bitiyor. Vücutla değil. Bir de benim oğlanı kandırdım. O da üniversiteyi bitirdi. Gel sana üniversite bitiriş hediyesi alıyorum. Seni Afrika'ya götüreceğim diye oraya götürdüm. <laughs> Biz üç kişi yola çıktık. şimdi nerede? Bu bizim İstanbul, buradayız. Şurası Tanzanya. Şurası Kenya. Tam Tanzanya ile Kenya sınırında. Bakın Tanzanya ile Kenya sınırında. Burası Kilimanjaro Dağı. Şeye uçuyorsunuz. E, Tanzanya'nın başkentine Darüsselam'a uçakla. Ondan sonra oradan Kilimanjaro Uluslararası Havalimanı'na uçuyorsunuz. O normal bir havalimanı yani yerde. Ondan sonra burada safariler var zaten. İki tip safari var. Birincisi safari sizi alıyorlar. İşte aslan gösteriyorlar, kaplan gösteriyorlar falan fişbekan. Birincisi o. İkinci safari de <laughs> bizim bu şeye çıkış safarisi. Burada yürüyerek çıkıyorsunuz. Klimanşer ee, Adoğan'a. Burada bir tane daha dağ var. Meru Dağı diye. Bu da çok meşhur bir dağ. Ha? Dolayısıyla ikinci olayımız da bu. Tabi burada göreceksiniz fotoğraflardan, eski İngiliz sömürgesi olduğundan dolayı size lordlar gibi davranıyorlar. Şeyle hiç alakası yok. Klimaj, Everest'le hiç alakası yok. Şimdi bizim ekip bu. Bu Bert, bu Oktay, bana inanıp geldi. Bu bizim oğlan. Bunlar da <gülüyor> <gülüyor> bizim rehberler ve ahşap. burada hamallara teslim edecek yükler. Kendi çuvallarına koyuyorlar. <laughs> Tartılıyor. 15 kiloyu geçmemesi lazım. 15 kilonun üzerindekini almıyor hamallar haklı olarak. Hassas bir tartım süreci geçiyor burada. 15'i geçti mi bölüyorlar yükü. Ayrı hamal tutuluyor. İkinci bir hamal daha geçiliyor. hava serin. Oldukça serinledi. Aşağının sıcak Ekvatoral ikliminden eser kalmadı şu anda. Şimdi bu konuşan Oktay. Sistem aynı. Everest'te olduğu gibi bir rehberiniz var, bir de eşyalarınızı taşıyan hammallar var. Çünkü Everest'te gördüğünüz gibi şeylerde kaldık, e, kulübelerde kaldık. Burada çadırda kalıyorsunuz. Dolayısıyla çadırları taşıyorlar. İşte size yemek yapıyorlar, o yemeği taşıyorlar. Göreceksiniz bir tane tuvaletimiz bile vardı, taşınabilir tuvalet. Onu taşıdılar. Dolayısıyla hammallarla beraber yola çıkıyorsunuz. Bunlar sizi daha detayına kadar götürüyorlar. Oradan yürüyerek yola çıkıyorsunuz. Bu yolun başı gördüğünüz gibi tropik bir iklim var ondan sonra. Bu da işte nereye kaç kilometre olduğunu gösteren şey. İlk başta tropik iklim bu şekilde. Şöyle bir yol açmışlar. İyi ki açmışlar. Yoksa gördüğünüz gibi bu jungle'dan yürümenin imkanı yok yani. Ben işte zannederdim ki ormanda falan yürünür. Afrika'da ormanda yürümeye imkan yok yani. iki adım dahi atamazsınız burada. Böyle ama gayet güzel bir yol yapmışlar. Aynı Nepal'de olduğu gibi Kenya'da da en büyük gelirlerden bir tanesi turizm geliri. İşte normal safari geliri ve bir de bu dağ turizm geliri. Aynen <laughs> Nepal'de olduğu gibi Nepal'de 30 bin kişi, burada daha az 10-12 bin kişi çıkıyor her sene. Bunlar gene bizim hammallar, 15 kilo kafasındaki. Gene biz böyle ufluya pufluya, inliye minliye çıkıyoruz. Bir de böyle şarkı söyleye söyleye, genelde bir de şarkı açıyorlar ingıl mıngıl çıkıyor bunlar. Bu kadar rahatlıkla yani. Bu ilk kampa geldik. Birinci günün sonunda. Bakın bunlar bizim çadırlarımız. Şimdi gene Oktay'ın bir şeyi var. Ee, anlatımı. muyum? Tamam mı? Kampa geldik, çadırlar kurulmuştu geldiğimizde. İkişer kişilik iki çadır. İkisinde Ali ile Murat yatıyor. Birinde ben tek yatacağım. Arkada gözüken genel umumi tuvalet. Yeterli aslında burada dağ için. E, su falan yok ama e, şey büyük, kocaman. Seccade namaz hazırlanıyorum. Bir tane yemek çadırı. <laughs> yani çadırlar başkalarının, başka şirketlerin kampçılarının. Şu mavisi, şu andaki mavi e, bizim özel Tuvalet çadırımız. İçine giriyoruz. Orada tuvaletimizi yapıyoruz. Bu yeşil çadırda dünyanın en çadırı. büyük nimeti bilmeyin. İçinde masa kurdular. <laughs> Bize, üçümüze ki ah, yemek yapıyor. Bize günde üç öğün yemek verecek. Sabah öyle akşam yemeklerini <laughs> bu çatırda. Öyle değil de sabah akşam yemeklerini bu çatırda yiyeceğiz. Öğlen herhalde geçiştireceğiz sandviçlerle. Arkadaki kulübe ise her geldikten sonra e, icimize atmak zorunda kaldığımız, imzalamamız gereken e, Milli Park ait Kulübe. Gelince isminizi işte bilimun bilgileri yazıp imza alıyorsunuz ulaştık diye. Aşağıda da atmıştık. Her kampta da bu çok önemli. Yapılan ilk iş bu diyorlar. Bunu yapacaksınız diye. E, çok büyük bir kamp değil. Düz bir alan. 2650 metreye ulaştık. Bu gece burada konaklayacağız. Yarın yükselmeye devam edeceğiz. Şimdi bu dağcılıkta hele benim gibi birazcık titisseniz en büyük problem temizlik ve su. Çünkü yukarıda su mu yok zaten yani. Ee, bir de soğuk şeyi düşünün. Gene burası fena değildi. Everest'i düşünün. Everest'te tırmanıyorsunuz 3000-4000 metre varıyorsunuz akşamleyin işte kalacağınız o kulübeciye. Zaten dışarısı olmuş eksi 20-22 derece. E, tuvalet deseniz delik, başka bir şey yok yani. Dışarıda bir tane delik var, o işte tuvalet yani. Nasıl çıkacaksın, nasıl yapacaksın? Duş, muş, soyunma öyle bir şey hiç yok zaten. Ondan sonra ben çok şikayet ediyordum. Dediler ki bana ya sen şikayet ediyorsun, bir de yukarısını düşünün. Yani ara kaptan sonra o gördüğünüz videodaki dağcıları düşünün. Adam çadırda kalıyor, buzun üstünde çadırda kalıyor artık. Ondan sonra bazen dışarıda fırtına çıkıyor. 4-5 gün çadırdan dışarıya çıkamıyor. Onların ne yaptığını düşün dediler, sen. Kendi halime orada şükrettim. Burada durum biraz daha iyiydi. Geliyorsunuz kampa. Şöyle bir tane mavi leğen getiriyor size. Sizin rehber. Şu kadar mavi leğen. İçinde su var. İlk gün getirdi koydu kapının önüne. Dedim adamın adı George. George bu ne? Dedi ki vuşu vuşu. Dedim vuşu vuşu ne? Ondan sonra öğrendim ki her şeyin sonuna bir U koyuyorlar. Yani boş boş demeye çalışıyor yıkan. İşte o kadarcık o suda ne yapacaksan bütün gün yapıyorsun o suda yani. Başka da bir şey yok çünkü herkes suyu taşıyor. O da hiç, su yok, hiçbir şey yok. Bu işte Oktay. Ondan sonra Çadır'da bu. O tabii şanslı, o iki tek kişi kalıyor Çadır'da. Biz Ali ile iki kişi kaldık. İlk başta o şanslıydı. Ondan sonra yukarıya çıkınca biz şanslı olduk. Çünkü tek kişi kaldığı zaman buz gibi üşüyor ama iki kişi kaldığınız zaman biraz daha sıcak oluyor Çadır tabii. Şimdi bu iki defa dans ettiler bizim için bir hoş geldin dansı bir de güle güle dansı. Bu ilk günkü hoş geldin dansı. Ay, ay, ay. Ay ya, ay. Selam, ay. Ay ya, ay. Kamera sallanıyor ya. ben de oynuyorum şu anda. <laughs> Bu adamlar çok mutlu adamlar ya. Afrikalıların hepsi öyle. Gittiyseniz görmüşsünüzdür. Dedim ya ben Nijer'e gittim. Nijer'de de aynı şeyi gördüm. Fakir adamlar hiçbir şeyleri yok. Ama her zaman gülümsüyorlar. Her zaman gülümsüyorlar. Bu da bana şunu öğretti. Hayatta mutluluğun dış etkenlerle bir alakası yok arkadaşlar. İnsan çok zengin olur, her şeyi olur, sağlıklı da olur, mutsuz olur. İnsanın hiçbir şeyi olmaz. Hiçbir şeyi olmaz ama. Şimdi Nijer'dekilerin bir bellilerine salacak bir şeyleri var. Başka da bir şeyleri yoktu. Bu adamlar da öyle adamlar. Ama mutlu olur. Dolayısıyla aynı bu anlattığım sıcak sunun içinizi ısıtması gibi her şeyin başı sizsiniz. Kendinizi mutlu da edebilirsiniz, mutsuz da edebilirsiniz. Yola çıktık. Bu ikinci gün. Gördüğünüz gibi aynı böyle devam ediyor. Ve bakın bitki örtüsü küçüldü. Yükseldikçe bitki örtüsü küçülüyor. Şimdi Türkiye'de mesela 2000 metrenin üzerinde ağaç görmezsiniz. Ama tropik ortamlarda 4000'e kadar bitki görürsünüz. 4000 üzerinde görmezsiniz. Bakın burası aşağı yukarı 2500 metre. Hala bitkiler var. Burada gene çok enteresan sakallı ağaç. Güzel çıkmamış ama böyle ağaçlardan yosun gibi bir şeyler sarkmış. Dedim ya lordlar gibiydik diye. Bize böyle şey bile taşıdılar, masa bile taşıdılar. Öğle yemeğini böyle çok havalı bir şekilde yedik. Akşam yemeğinde de bu masada yedik. Gördüğünüz gibi her şeyleri taşıdılar Allah için yani. Bu Climangero'yu ilk gördüğümüz an, arkadaki klimajero. Bu da Plato. Ee, şimdi bu Klimajero aslında Uhuru zirvesi bir yanardağ. Zamanında patlamış ve ondan sonra bu Plato'yu oluşturmuş. Dolayısıyla biraz tırmanıyorsunuz, ondan sonra o Plato'yu geçiyorsunuz, ondan sonra bir daha tırmanıyorsunuz. Daha, böyle bir daha. İki tane ayrı patlamayla oluşmuş. Önce Kibu patlamış, Kibu kriterini ve Plato'sunu oluşturmuş. Ondan sonra Uhuru patlamış, Uhuru platosunu ve de e, şeyin kraterini oluşturmuş. Şimdi gene Oktay'ın çektiği ufak bir video kamp alanından. Burası gene dediğim gibi Klimajyar Özürvesi. Burası da işte o yanardağın patlamasıyla oluşmuş olan şey. E, plato. Bu da normal tuvalet. Ama bunu tabii biz kullanmadık. Kendi tuvaletimiz vardı. Şira bir kampına ulaştık 3600 metre. Çayırlık ve fundalık bölgesi dümdüz bir alan. Yarın Şira 2'ye hareket edeceğiz. Sabah piller çalışmıyor. Ancak öğleye doğru görüntü alabilirim sanıyorum. Soğukta. Bu tabii 3600 dediği biliyorsunuz Uludağ'dan falan çok daha yüksek. Uludağ 2500. Bu gene Climajero'nun güzel bir görüntüsü. Yolda bir tane tepeye çıktık, Katedral Point diye. Oradan bir fotoğraf. Şu çok güzel fotoğraf, o yüzden koydum. Görüyorsunuz, yukarıdasınız, aşağıda böyle bulutlar var. Şu gördüğünüzde. Hani ilk başta haritada gösterdim ya Meru Dağı diye. Burası da Meru Dağı işte. Şimdi yukarıda iki tane enteresan olay var. Bir görüyorsunuz Oktay'ın burnunda güneş kremi var. Ultraviyole ışıklarından dolayı e, krem sürmediğiniz zaman her tarafınız yanıyor. Ben 3000'den sonra ilk gün eldiven giymedim. Bütün ellerimin üstü yandı olduğu gibi. Sopa tutmaktan yani. bunlar da işte o lavlar donmuş olmuş lavlar. Bu gene bizim tırmanıştan bir görüntü. Bakın 4000'i geçtik artık hiç bitki mitki hiçbir şey kalmadı. Sadece sadece şey ee, böyle kayalar. Tek gördüğümüz hayvancıklar da bir kargalar vardı çok enteresan kargalar. Bir de şu kadar şu kadar böyle iki ayağın üzerine kalkan marmot denilen bir ufak tarla fareleri var. Bir de onlar var. Başka da hiçbir yaşam formu yoktu bu. Bu çadırın içinde ne yediniz diye sorarsanız her gün mutlaka çorba veriyorlardı bize. O çok iyi bir şeydi. Onun arkasında da et haricinde, çünkü et istemedik biz, et haricinde e, ne varsa o makarna, pilav, patates vesaire. Ama tabii sıvı dediğim gibi her şeyin başı. Sıvıyla beslenmek çok önemli. Bu gene akşamdan güzel bir fotoğraf. kamp yerinden. Bu da işte nasıl uyuduğumuz çadırdan bir fotoğraf. Bu bizim oğlan. Gördüğünüz gibi yanmış burnun ucu. Bunlar bizim su şişeleri, çantalar, uyku tulumu. Ee, bunun fotoğrafını çektim çünkü çok enteresan. Turist tuvalet erkek için, turist tuvalet hanım için. Bu da taşıyıcıların tuvaleti diye yapmışlar. İşte bu İngiliz sömürgeciliğinden kalan bir şey gördüğünüz gibi. Yani adamlar aslında göya özgürler ama o duruyor içeride hala yani. O yılların sömürgeciliği duruyor, o çıkmamış. Şimdi bunlar <laughs> sedyeler. Anlattığım gibi çoğu insan yükseklik hastalığına yakalanıyor ve aşağıya inmek zorunda kalıyor. Everest'te bunu ağırlıklı olarak helikopterle yapıyorlardı. Burada da helikopterle yapıyorlar. Helikopter pistinden çektik bu fotoğrafı helikopter pistinden daha yukarıdan helikopter pistine kadar indirmek için şu sedileri kullanıyorlar. İşte buraya yatıyor adam. İki ucuna birileri tutuyor. Burada da tekerleği var. Sürebildikleri yerde tekerlekli, süremedikleri yerde ile taşıyorlar. Bu çok enteresan endemik bir ağaç türü görüyorsunuz. 3000 metrenin üzerinde yetişiyor. Ben çok şaşırdım bunları gördüğüm zaman. Ve o kadar enteresan bir ağaç türü ki, bakın dışarısı böyle kurumuş, ama içi boş ve içi sulu. Burada da yaprakları var. Sadece ve sadece dünyada burada yetişiyor. Başka hiçbir yerde yetişmiyor ve zaten 300 metrenin üzerine yetişen bir ağaçta dünyada çok fazla yok. Sonra bir tırmanış vardı. Şimdi bu bizim Şira 2 kampı. Dediler ki sabahleyin Kahvaltı Tepesi'ni tırmanacaksınız. Dedik ki Kahvaltı Tepesi ne demek? Dediler ki çok iyi kahvaltı yapın. Öyle bir tırmanış yaşayacaksınız ki yukarıya çıktığınızda bütün yediklerinizi eritmiş olacaksınız. Hakikaten de öyleydi. Bakın buradan buraya çok şey gibi gözüküyor ama berbat bir tırmanıştı. Aşağı yukarı 4 saat boyunca bu şekilde tırmandık. Bu sondan bir evvelki kamp gene aynı şekilde tırmanış. Zannediyorum ki burada gene Oktay'ın bir ufak videosu var. 18 Pazar 5. tırmanış günümüzdeyiz. Baranko kampından çıktık. Programda değişiklik oldu. Barafu'ya doğru gidiyoruz. ortam sisli puslu arkada tırmananlar gözüküyor bilmiyorum ekranda var mı şu anki irtifa 4000 metre 4000 metredeyiz ama çok inip çıktık yani mahvolduk diyebiliriz İniyoruz çıkıyoruz iniyoruz çıkıyoruz durmuyoruz şimdi indik indik daha da inip biraz daha çıkmaya başlayacağız fakat ortam çok güzel kayalar vadiler şu ana kadar 350 metre inip 360 metre çıkmışız evet, 350 metre inmişiz 360 metre çıkmışız o da bizi tabii mahvetmeye yetti. İnişte tehlikeli, toz toprak herkes anayonu kullandığı için çıkışta. Şimdi Oktay çok komik. Yolda gidiyoruz, iniş olunca şikayet etmeye başlıyor. Gene iniş, gene iniş diye. Dedim ki ya Oktay zor olan çıkış, inişte niye şikayet ediyorsun? Nasıl şikayet etmeyeyim dedi ya. İndiğimiz yüzünden çıkıyoruz dedi. Hiç inmesek hep çıkacağız zaten. <laughs> Ama hayat da böyle yani. Bir çıkış bir iniş, bir çıkış bir iniş. Bu kampa Kosova kampı diyorlar. Zirveden evvelki en son kamp. Bu kampı yapıyorsunuz. Ondan sonra zirveye çıkışa başlıyorsunuz. Ee, normalde rehberimiz dedi ki sabah 5 itibariyle tırmanışa başlayalım. Biz dedik ya sabah 5'te tırmanmaya başlamayalım. Nasıl olsa teknik bir tırmanış yok. Biz öğlenleyin rahat rahat tırmanalım. Hem zirvede boş olur. Bol bol fotoğraf çekeriz. Instagram'a koyacağız ya. Ondan sonra. Dolayısıyla öğleden sonra tırmanmaya başladık biz. Keyifli bir tırmanış oldu. Bakın bunlar buzullar. Buradan tabi uzaktan çektim. Bunlar yüzlerce metre yüksekliğinde. Eskiden bütün burası buzulmuş. Ama küresel ısınmayla beraber bütün bu buzullar erimeye başlamış. Burada çok net bir şekilde görüyorsunuz küresel ısınmanın sebep olduğu felaketi. Eskiden bütün burası olduğu gibi buzulla kaplıymış. Şimdi bütün bu buzullar erimiş. Bunlar kalmış. Buna çarşak deniyor veya moren tabaka deniyor. Bu buzun altında kaldığından dolayı kum gibi ve buradan yukarıya tırmanmak hakikaten çok zor. İnmek de çok zor. Yani bileğinize kadar battığınız bir kumsalda yürüdüğünüzü düşünün. İşte 30-40 dereceyle tırmanıyorsunuz. Sırtınızda çantanız var. Zaten 5.500'ün üstündesiniz. Nefes alamıyorsunuz. Zor yani. Zor. İşte bu halde ağızlar açık nefes nefese sopalarla beraber tırmandık. Çantaları bir aşağıda bıraktık. Ki en son zirve çıkışını artık çantasız yapalım diye. 7 saat oldu çıkalı yaklaşık. Stella noktasına geldik. 5760 metre yaklaşık. Burası karşıda tam ekranın ortasında da uzakta Uhuru Tepesi, Özgürlük Tepesi gözüküyor. Buradan bir saat daha var. Bu sırttan yürüyerek gidiliyor bir saatte. Bu altta gözüken de krater. Akan malzemeyle dolmuş düz bir şey gözüküyor. Uyuyan bir volkan. Kibon'un krateri. Karşıda uzakta da buzullar var. Şimdi biraz mola verip yukarı devam ediyoruz. Gene gördüğünüz gibi buzullar. Bu da gökyüzü. Çok keyifliydi yani bulutların üstünde yürümek bu şekilde. Bu da en sonunda zirve. Gördüğünüz gibi gene bayrağımızı açtık. Zirveye ulaştık. Allah'a şükürler olsun. 8,5 saatlik bir tırmanıştan sonra sağ salim Tanzanya'nın daha salim. doğrusu Afrika'nın en büyük zirvesi olan 5900 metre yükseklikteki Kilimanjaro dağının buhuru zirvesine geldik. Ekip, ben Murat Yalçıntaş, Oktay Yürek, Ali Yalçıntaş ve Goşani Safari ekibinden iki tane bizim e, mimarlarımız olan Bay George ve Bay Kennedy'den oluşmakta. Toplam altı günlük bir tırmanıştan sonra buraya geldik. İki günde de iniyoruz. Sekiz günde bu güzel geziyi inşallah Sağ salim bitirmiş olacağız. Şu ana kadar gayet güzel ve keyifli oldu. İnşallah sağ salim batalımıza da döneriz. Birazcık fit olan ve kalbi sağlam olan arkadaşlara da burayı tavsiye ediyoruz. Gayet güzel oldu. Sağ olasınız. Şimdi biraz evvelki videoyu hatırlıyorsunuz. 7 saat geçmişti. Mesafeyi de hatırlıyorsunuz. Orada yarım saat dinlenmiş olsak, 8,5 saat diyorum burada. Demek ki o kadarcık yolu bir saatte yürümüşüz biz. Neden bir saatte yürüdük? Dimdik. Yorgunsunuz. Zaten nefes alamıyorsunuz. Dolayısıyla minik minik adımlarla gidiyorsunuz. Minik minik adımlarla gidiyorsunuz. Acele etmeden, hızlanmadan, telaşe kapılmadan ama vazgeçmeden. Hayatta aynen böyle bir şey. Hayatta eğer acele ederseniz, hızlı gitmeye kalkarsanız koşmaya kalkarsanız hazır olmadan bir yere çıkmaya kalkarsanız yarı yolda kalırsınız. Ama eğer zamanında hazırlığınızı yapmışsanız, içeriden hazırsanız, kafanızda işi bitirmişseniz, zor ne kadar, yol ne kadar zor olursa olsun, hayat karşınıza ne kadar zorluk çıkartırsa çıkartsın, hiç unutmayın. Zirveye çıkar gibi. Minik minik, minik minik, minik minik ama bırakmadan. Ama pes etmeden. Sonunda ulaşırsınız. Bu da şimdi güle güle dans efendim. Ee, evet. <laughs> Efendim en sonunda da sertifikalarımızı verdiler. Siz buraya sağ salim tırmandınız diye. Bu sertifikayı da saklıyorum ben şimdi. Efendim teşekkür ediyorum. Sağ olun. 17 dakika fazla kusura bakmayın. Evet sorular varsa eğer veya eklemek istedikleriniz veya kendi aralarınız, kendi düşünceleriniz sırf soru değil tabii. Mutlaka sizin de katkılarınız olacaktır. İsmim Hacı Osman Paça. Çok teşekkür ederiz anlatmış olduklarınız için. Çok keyifliydi gerçekten. Ben çok teknik bir şey soracağım. Merak ediyorum. Hep de merak ettiğim bir şeydi. Dağa tırmanırken bir ip takip ediyorsunuz ya. Hani o ipe tutunarak yukarı çıkıyorsunuz. O ipi en yukarıya kim bağlıyor? Onu çok merak ediyorum. <laughs> güzel, güzel, güzel. Şimdi bu senin bahsettiğin şey teknik tırmanış. Teknik tırmanışta iki türlü teknik tırmanış var. Bir çarşak geçiş teknik tırmanışı var. Yani insanlar birbirlerine ipli bağlı olarak diyelim buzulun üstünde yürüyorlar ki Allah saklasın bir tanesi düşerse diğerleri ona tutulsun diye. İki, bir de yukarıya yani e, kaya tırmanışı gibi teknik tırmanış var yukarıya. Bu şeyde de gördünüz, filmde de gördünüz. Şimdi asıl işi yapan zaten ilk tırmanan bu ipi oraya koyan adamdır. Asıl işi o yapar çünkü. Everest'te genelde bunlar şerpalar veya çok tecrübeli dağcılar. Onlar ilk başta çıkarlar, o ipi yukarıya tuttururlar, emniyeti alırlar. Ondan sonra da diğerleri o iple beraber giderler. Ki zaten Everest tırmanışının veya teknik tırmanışların, dağ tırmanışlarının bu kadar uzun sürmesinin sebebi o. Yani bir yerde kamp kurarsınız. Ondan sonra bir önce ekip çıkar, yola ipleri dizer. Ondan sonra siz o iplerden tırmanırsınız. Ondan sonra bir daha aynı şey olur, bir daha aynı şey olur. O işte en beceriklisi o. En mesele orada zaten. Şeyi düşünün, Edmund Hillary'yi düşünün. Yani 19. yüzyılda oksijen yok. Bu kadar teknik elbise yok. Rota bilinmiyor. En mühim şey rota. Şimdi biz nereden çıkacağımızı biliyoruz. Rota bilinmiyor. Ve adam o şekilde çıkıyor. Bir şerpa ile beraber. Asıl dağcılık o zaten. Yoksa diğeri bizim yaptığımız hele turizm yani. Başka hiçbir şey değil. Mehmet Salih Kılıç, e, paylaşımlarınızdan ve ufuk açıcı sunumunuzdan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim sorum şu olacaktı. Hani 5500 metreden sonra geri döndünüz ya Everest'te. E, yaşınız 20 ile 30 arasında olsaydı zirveye çıkar mıydınız? ya Çok güzel bir soru söyledin. Yani ben eğer bu işlere genç başlamış olsaydım, dediğin gibi 20'li yaşlarda falan, e, Allah -u Teala nasip etse sağlığım, maddi imkanlarımda imkan vermiş olsaydı denemeyi çok arzu ederdim. Ama e, insan e, vakti zamanında kıymetini bilmiyor. Yani dediğim gibi ben 50 yaşına kadar, 45 küsür yaşına kadar hiç doğru düzgün spor yapmadım. Keşke yapsaymışım. Ama buna da elhamdülillah yani. Denerdim herhalde. Evet. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş ben şey merak ediyorum. Ee, bundan sonra gitmeyi düşündüğünüz bir yer daha var mı? Var. Neresi? Paylaşmak isterseniz tabii. Ya nazar değer diye söylemek <laughs> istemiyorum ama. <laughs> bir de söylediğim zaman hanım kızıyor. Ne işlerim var oralarda diye. Ee, şöyle yapalım. Allah nasip eder gidersem Bülent abiye haber vereyim. O da beni çağırsın anlatayım size burada orayı. Da. Olur mu? <laughs> Öyle yapalım mı? Teşekkür ederim. Ama biraz daha yüksek bir dağ diyeyim yani. Altı binden şimdi biraz daha yüksek. Hep yüksele yüksele gidiyoruz ya. Emre Şerif Mahmutoğlu. Teşekkür ederim sunum için. Ben teşekkür ee, şunu merak ediyorum. Hem Everest'e çıktınız hem Klimajore'ye çıktınız daha iptidai, daha geleneksel yöntemlerle daha tırmananlar var mıydı? Hani biraz daha kahramanlığı seçenler. Var tabii. Ee, Bunun için gerekli yasal prosedürler neydi merak ediyorum. Ee, bir de hani orada siz tepelerde çeşitli evlerde kaldınız. Hani tulumla çadırda dışarıda kalan baba yiğitler var mı? Bunu da merak ediyorum. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, birincisi, evet var. Şimdi sizin de sorularınızda söylediğiniz gibi bazı dağcılar ama onlar hakikaten dünyada çok az ve de çok aşırı tipler. Mesela Rus bir iki adamcağız vardı ama öldü o da. <gülüyor> <gülüyor> mesela diyor ki o oksijenle çıkmak dağcılık değildir diyor. Tabii. Ve mesela Everest'te beş defa o adamcağız oksijensiz çıktı. Öyle bir adamlar var. Yani diyorlar ki oksijen kullanmayacağız. Aynı şekilde Bizimki dediğim gibi bu tea house'larda kaldık turistik kısımda. Base kampa kadar herkes tea house'larda kalıyor zaten. Ama base kamptan sonra yani 5500'den 8800'e kadar zaten tea house falan yok. Orada herkes baba yiğit. Herkes çadırda kalıyor, herkes tırmanıyor. Orada yapacak başka hiçbir şey yok yani. Çünkü oraya zaten bir baraka inşa etmeye imkan dahi yok. Klimanjara'yı sorarsanız, ora zaten çok daha turistik. Gördüğünüz gibi ciddi bir zorluğu bile yok. Hatta Klimajero'da ultramaraton yarışları bile yaptılar yani. Millet koşarak çıktı yukarıya. Hocam ben de teşekkür ederim. Valla sunumu izlerken ben yoruldum. Tebrik ederim. <laughs> Bunun için yani çok Öyle. güzel. Beni de götürün. <gülüyor> <gülüyor> bir dahakine. Tabii şaka bir yana ben şeyi merak ettim. Gerçekten çok çekici geldi bana. Bu sanırım Everest çok daha maliyetli. Bu ikinci gezinizin maliyetini paylaşmak Tabii, ister misiniz? Tabii paylaşabilirim. Ee, şimdi arkadaşlar, bunlarda üç tane temel maliyet var ve aşağıya çekebilirsiniz. Birinci temel maliyet şüphesiz ki ulaşım maliyeti. Yani İstanbul'dan Kuala Lumpur'a nasıl gideceksiniz? Kuala Lumpur demiştim, kusura bakmayın. Katmandu'ya nasıl gideceksiniz? İstanbul'dan Darüşselam'a nasıl gideceksiniz? Benim gibi uçağa da binip gidebilirsiniz. Veya birçok gençlerin yaptığı gibi ki zamanında mesela Nasuh Mahruki falan da yaptı. Şimdi motosikletle, otobüsle, trende bilmem nereye de gidebilirsiniz. O size kalmış olan bir şey. Yani ne kadar deminki arkadaşın tabiriyle baba yiğit olduğunuza bağlı. Tamam. Oraya gittiniz. Güzel. Ondan sonra bir maliyet var. Ona kaçamazsınız. O da sizin devletin, oranın hükümetinin o milli parka girmek için sizden aldığı para. Çünkü onlarla geçiniyorlar. Dolayısıyla oradan sizden bir para alıyorlar. Zannediyorum ki Everest'te zirveyi söylemiyorum yalnız. Ara kampa kadar olanı söylüyorum. Orada birkaç bin dolar bir şey alıyorlar. Herhalde benzer bir parayı da 2000 bin doları mı ne şey, bin beş yüz doları da şeyde alıyorlar. adam başına. Klimajaro da alıyorlar. Ondan sonrası yukarıya çıkış. Yukarıya çıkışta e, mutlaka bir rehberle beraber gitmeniz lazım. Ama biz her seferinde ucuz olsun diye işte birazcık da işi biliyoruz diye Türkiye'den bir yerle anlaşmadık. Türkiye'de dağcılık kulüpleri var. İnternete girerseniz görürsünüz. İsim vermiyorum. Onlar sizi alıyorlar, götürüyorlar. Ama biz doğrudan doğruya oradaki rehberlerle anlaştık. Dolayısıyla çok daha ucuza geldi. Siz daha da ucuzda da gidebilirsiniz. Bir de tabii ne kadar konfor istediğinize bağlı. Yani ben şunu şunu şunu, şunu istemiyorum. Bir rehber alsın, kendi malzememi kendim taşırım diyorsanız çok daha ucuza geliyor. Yok arkadaş ben konfor isterim, onu götüreceğim, bunu götüreceğim. Siz bana 10 tane rehber ayarlayın, hammal ayarlayın, her şeyimi taşısın deseniz daha da pahalıya çıkıyor tabii o zaman. Ee, biz e, iş adamı yaşlı ekip olarak diyelim. Öyle çok fazla zorluğa gelmediğimizden dolayı orta boy bir ekiple gittik. Benim şeye çıkmak için yol parasını söylemiyorum. Yol çünkü uçak parasını hatırlamıyorum. Onu şirketten hallettim. Yukarıya çıkmak için Everest'te adam başı herhalde 1750 mi? 1800 dolar mı ne? Öyle bir şey verdik. Ondan sonra 10 gün için toplam. Bir de tabii indikten sonra birazcık bahşiş vermek gerekti. Bir de orada eğer ekstra su istiyorsanız, şimdi orada tabii dediğim gibi her şey çıktığından dolayı yukarıyor, her şey çok pahalı. İlk aşağıda yola başlarken Lukla'da bir e, ufak şişe suya vereceğiniz para yaklaşık e, yarım dolar falandı, ufak şişeyi. E, en yukarıda Barfu şey kampında, e, Temboçi kampında zannediyorum ki aynı şişe suyu ben 6,5 dolara satın aldım. Çünkü onu oraya kadar taşımışlar. Ama ne yapıyor tabii insanlar? İşte haplar var biliyorsunuz veya e, eritme tabletleri var. Onları kullanıyorlar veya filtreler var. Para vermiyorlar. Dolayısıyla bu sizin yaşamak istediğiniz konforla doğrudan doğruya orantılı bir şey. Aynı rakamlarda 3 aşağı 5 yukarı klimaj içinde geçerli. Tamamen size bağlı yani. Ne kadar kendi kendinize yeterli olacaksınız, ne kadar başkalarından hizmet bekliyorsunuz. Ona bağlı bir şey.

Evet, sesim geliyor galiba. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Ben Cahide. Ee, öncelikle e, dağcılık adı altında vermiş olduğunuz mesajlar için teşekkür ederiz. Deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için de bilhassa teşekkür ederiz. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi asıl e, maksadınız dağcılık değildi tabii ki. Bizlere biraz mesaj vermekte ama dağcılık sizin hayatınızda neyi değiştirdi? Yani farkındalık anlamında, evet ben işte dağcılıkla uğraşmaya başladığımda şunlar hayatımda değişti ya da kendinizde değiştirdiğiniz, dönüştürdüğünüz şeyler neler oldu? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Estağfurullah. Ben şöyle diyeyim. Dağcılık adı altında demeyeyim de dayanıklılık sporları altında diyeyim istiyorsanız. Çünkü biraz evvel saydığım gibi dayanıklılık sporlarından birçoğunu yapmaya başladım ben. Hayatta 3-4 tane şeyi öğretti bana dayanıklılık sporları. Birincisi sabrı öğretti. Yani sabırlı olmak lazım. Zorlamamak lazım. Acele etmemek lazım. Eğer sakin olursanız yavaş giderseniz, vazgeçmezseniz öyle veya böyle bir yerlere varıyorsunuz. Yani insanoğlu her zaman yüzde yüz hedeflediği yere ulaşamıyor. Böyle bir şey hayatta yok. Ama yüzde seksenine, yüzde %90'ına altmış neyse artık ulaşıyorsunuz. Bir, onu öğretti bana. İkincisi şunu öğretti. Ben daha evvelde mümkün olduğu kadar kendimi başka insanlarla kıyaslamamaya, kendimle hemhal olmaya, eğer ortaya bir örnek koyacaksam kendimi koymaya çalışırdım. Dayanıklık sporları ve özellikle dağcılık bana bunu öğretti. Yani hayattaki yanlış anlamayın, bunu kendinizi beğenme anlamında söylemiyorum. Varlık anlamında söylüyorum. En önemli şey insandır ve en kıymetli şey de siz kendinizsiniz. Dolayısıyla başka insanlar elbette dedikleri önemli, Elbette düşündükleri önemli. Elbette bir toplum içinde yaşıyoruz. Belli bir denge içinde yaşıyoruz. Elbette bunlar var. Ama bundan daha önemlisi biz hepimiz kendimiz bir değeriz. Biz değeriz. Kendimizin değerini bilmemiz lazım. Aynı şekilde kendimiz değerli olduğundan dolayı da başka insanların da değerini bilmemiz lazım. O dağda iki tane size uç örnek gösterdim. Bir tanesi Everest, bir tanesi de Klimajora. O kadar farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz ki dünyanın dört bir tarafından ve oranın yerel insanları bambaşka türlü insanlar. İnançları bambaşka, değerleri bambaşka, düşünceleri bambaşka, değer yargıları bambaşka, her şeyleri bambaşka. Sizle hiçbir alakası yok. Ama orada yukarıda hiçbir şeyin olmadığı bir yerde sadece insanın olduğu ve karşınızda da o doğanın gücünün olduğu yerde sadece siz iki insan olarak omuz omuza veriyorsunuz. Yan yana duruyorsunuz ve ayakta kalıyorsunuz. Ha o zaman anlıyorsunuz ki insan denilen şey son derece kıymetlidir. İnsan denilen şey son derece değerlidir. Siz değerlisiniz. Kim size ne derse değilsin. Hiçbirim değil. Siz orada bir şeyleri başarıyorsunuz, değerlisiniz. Yanınızdaki insan da değerli. Sizden o kadar farklı olan, o kadar değişik olan, o kadar bambaşka bir dünyanın insanı olan o insan da değerli. Dolayısıyla kendinize saygı duymayı öğreniyorsunuz. Kimsenin sizi ezmesine, sizi yönlendirmesine, sizi bir yerlere göndermesine müsaade etmemeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Artı başka insanların da değerli olduğunu anlıyorsunuz. Başka insanların da fikirlerine saygı duymayı nasıl o size kendi doğrusunu dayatamayacaksa siz de ona kendi doğrusunu dayatamayacağınızı anlıyorsunuz. Bunları çok tuhaf ama dağın tepesinde anlıyorsunuz yani. O zorlukta anlıyorsunuz. Yoksa bu hayatın keşmekeşinde insan hiçbir şey anlamıyor. Bu hayat o kadar hızlı akıyor ki. İnsanı o kadar zorluyor ki. İnsanın kafasını o kadar karıştırıyor ki. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu hiç hiç anlayamıyorsunuz yani. Ama orada öteki tarafta işte yerle gök arasında bir ipin ucunda duruyorsunuz yani. Bunları öğrettim. Peki.